güçlü alkışlarla bu önemli günde, bu tarihi günde bizlerle birlikte oldukları için şükranlarımızı sunuyoruz. İşte bu programı İzmir'de yapmamızın bir özelliği de bu. Biz aslında üretimin önemli bir kısmını o bölgelere de kaydırarak hem kalkınmamızı hızlandırmak istiyoruz ama aynı zamanda bizim vatandaşlarımızın, memleketini özleyen vatandaşlarımızın oralara dönerek iş imkanına kavuşmalarını istiyoruz. İşte İzmir bu manada üretimiyle de önemli şehirlerimizden bir tanesi. Güçlü sanayisiyle Türkiye'nin lokomotif şehirlerinden bir tanesi. Bu manada İzmir'i de yatırımlarımızda yine her zaman el üstünde tuttuk. Tutmaya da devam edeceğiz. İzmirli sanayiciden desteğimizi hiçbir zaman esirgemedik. İzmir Kalkınma Ajansımız eliyle kamu kurumlarımızın, mahalli idarelerimizin, üniversitelerimizin, özel sektörün ve sivil toplum kuruluşlarının 700'e yakın projesine şimdiye kadar 2,5 milyar lira İzmir'de kaynak aktardık. Bu kapsamda Avrupa'da rüzgar enerjisi sektörü için yeni bir destinasyon oluşturmak üzere Çandarlı Limanı ile Entegre Temiz Enerji İhtisas Sanayi Bölgesi projesi üzerinde şu anda çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye'nin karadaki rüzgar enerjisinin %20'sine ev sahipliği yapan İzmir, rüzgar enerjisi ekipmanları ihracatımızın da %75'ini yaparken yaklaşık 8 bin kişiye de bu sektörde istihdam sağlıyor. Bu projeyle inşallah hem deniz üstü rüzgar tribünlerinde hem de kara tribünlerinde İzmir çok daha büyük bir oyuncu haline gelecek. Ayrıca son 20 yılda İzmir'de yapılacak yeni ve ilave yatırımlar için de biz 6 bine yakın teşvik belgesi düzenledik. 230 milyar liralık yatırımın ve 170 bine yakın istihdamın önünü açtık. Bugün 14 organize sanayi bölgesi, 16 sanayi sitesi, 462 milyar lirayı aşan gayri safi yurt içi hasılası İzmir'i her geçen yıl biraz daha büyütüyor. 14 milyar doların üzerinde ihracatıyla Türkiye'nin ihracat hedeflerine İzmir en ciddi katkıyı sağlayan şehirlerden bir tanesi. Tabii sanayisi böyle güçlü bir şehrin yenilikçilik ekosistemini desteklemeyi de ihmal etmedik, etmiyoruz. Bu manada son 10 yılda tek ismi İzmir'imize 4 tane teknokent, 120 Ar-Ge ve tasarım merkezinin kurulmasını sağladık. Bugün işte Bilişim Vadisi İzmir'in resmi açılışını gerçekleştirdik. İnşallah biz bu yatırımlarımıza devam edeceğiz. Çünkü İzmir'in potansiyeli yüksek. İzmir buraya yaptığınız yatırımları misliyle değil, kat be kat fazlasıyla bu ülkeye döndürebilen bir şehir. Onun için biz Mehmet Muharrem Kasaboğlu Bakanımızla birlikte inşallah bu şehrin o bundan sonra bir evladı olarak, bizler de onun arkadaşları olarak bu şehre hizmet etmeye devam edeceğiz. En büyük hedefimiz bu ülkenin tüm evlatlarını hiçbir ayrım gözetmeksizin en güçlü şekilde, en donanımlı şekilde kültürüyle, sanatıyla, bilimiyle, sporuyla her alanda geleceği hazırlamak. İşte bu proje çalışan, üreten gençler projesi bunun için var ve bu anlamda gençlerimizin imkanlarını, gençlerimizin olanaklarını artırmak, onlara yeni tecrübeler kazandırmak ve bu gayeyle çok güzel bir işbirliği ortaya koyan bir süreç başlattık. Bakanımızla zaten pek çok çalışmamız var. Kendisine ben bu vesileyle bir kez daha teşekkür ediyorum. Özverisi için, özel işbirliği anlayışı için, katkıları için. Arkadaşlar, artık Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi var. Bu sistem her şeyden önce bir hız, bir etkin yönetim süreci. Ve bununla birlikte artık sen ben anlayışının, senin kurumun benim kurumum, benim bakanlığım senin bakanlığın anlayışının, yani mikro bu anlamda bir takım ben anlayışlarının
geride kaldığı bir dönem. Biz olarak yola çıktığımız, biz olarak hareket ettiğimiz, biz olarak geliştirdiğimiz ve biz olarak çok ama çok güzel sonuçlar ürettiğimiz bir dönem. İşte bu işbirliği bunun bir parçası. Ve buna benzer bakanımızla, diğer bakanlıklarımızla ortaya koyduğumuz işbirlikleri bunun çok ama çok özel örnekleri ve tabii bizim bakanlık olarak tabii Sayın Bakanım biz Gençlerin Bakanlığıyız. Biliyoruz sizler de gençleri çok önemsiyorsunuz ama gençler için ortaya koyduğumuz bu güzel projeler, bu anlamlı sonuçlar ve bu güzel işbirlikleri adına hem şahsınıza hem değerli ekibinize, ülkemiz adına, milletimiz adına, gençlerimiz ve bakanlığımız adına gönülden teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Mehmet Bey'i de mi alalım? Alalım. Sen söyleyince alacağız Sayın Bakan. Bir ajansımızın genel sekreteri kaldı. O bizi izlesin.